ucuzlamasından yanaysalar, Türkiye'nin tarihinin eski şerefiyle devam etmesinden yanaysalar, yani bir Türk haysiyetini ve şerefini taşıyorsalar, ileri insanlar. Hangi kanaate mensup olursa olsun. Peki bu Türk idarecilerinin Türkiye'de yarattıkları bu terör havası, Türkiye'de milli bağımsızlık ve barış savaşını durdurmuş mudur? Halkları mahvetmek kabil değildir. Teşekkür eden bir millet, yaşayan bir millet ölmez artık. Türk milleti de böyle. Türk milleti denilen bir millet var. Türkiye halkı denilen bir halk var. Bu halkın yok olması imkansız. Ha. Ne demek istiyorum yani? Bugün yapılan terör şu veya bu partiye karşı değildir. Bugün yapılan terör şu veya bu kanaate karşı değildir. Şu veya bu sınıfa karşı değildir. Bugün yapılan terör Türk milletine karşıdır ve Türk milletini imha etmek için, yok etmek için yapılan terördür. Türk milleti yok olmaz. Binaenaleyh her şeye rağmen Türk milleti yaşayacaktır. Ve her şeye rağmen biz bir ikinci milli bağımsızlık savaşından muzaffer çıkacağız. Evet, kalemler ve kılıçlara devam ediyoruz. Profesör Yalçın Küçük'le. Hocam birkaç tane izleyiciden gelen mesaj, aslında çok var da birkaç tanesini ancak okuyabileceğim. Galatasaray stadında yaşanan protestolarla ilgili çok yoğun mesajlar var. İkincisi de Silivri'deki arkadaşlarımızın bir şekilde milletvekili yapılıp oradan kurtarılması konusunda mesajlar var. İsterseniz bir iki örnek vereyim. Ha bir de Uğur Dündar'a ne oldu diye sormuş bir izleyicimiz. Ona siz cevap verin. olur. Sizlere bir şey söylemek isterim. Galatasaray'ın stadını kasıtlı olarak bitirmediler ve bir lütuf gibi TOKİ bitirdi. Talu Bey ile beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber seyahat etmişizdir. Aynı seyahatte TOKİ Başkanı da vardı. Eğer AKP'yi biraz tanırsanız bulmacayı çözersiniz, saygılarımla demiş. Serkan, Cumhurbaşkanı'nın uçağında dolaşan birileri de izliyor demek ki. Böyle bir mesaj göndermiş. Oftan Hakkı Karakullukçu, Sayın Hocam diyor. Sorum şu: Galatasaray stadında taraftar Recep Efendi'yi sadece protesto mu yaptı yoksa aynı zamanda suçüstü mü yaptı? Perinçek ve arkadaşlarını DSP'de milletvekili görmek istiyoruz. Saygılar, Ali Polat. Recep Bozkurt, bugün nette geçen bir haber, bu bir yarım gelmiş bu. Efendim, Hülya Sağlam, Osmaniye Bahçe. Ben CHP'nin şimdiden MHP ile koalisyonunu kabul etmiyorum. Biz genel başkanımızla hep beraber tek başına iktidara koşuyoruz. Asla yenilgiyi kabul etmiyoruz. El ele verme zamanı. Karşımızdaki düşman çok büyük. Lütfen yapmayın. İleri bakalım. Projeler üretelim. Sayın Genel Başkanımdan Silivri'den milletvekili adayı atamasını bekliyoruz. O insanların oradan çıkması lazım. İyi akşamlar, saygılar hocam. Sizleri seviyoruz. Gurur duyuyoruz. Biz de onu istiyoruz. Fehmi Tümer Alp diyor ki, Sayın Yalçın Hocam, CHP İstanbul İl Başkanlığı TMSF'ye devrolmuştur. Bilgilerinize sunulur. yani 3 aşağı 5 yukarı bu iki konu üzerinde yoğunlaşıyor. Evet. Bir, statta yapılan protesto çok çok etkilemiş insanları, bunu anlıyoruz. İki, kimsenin gönlünün Silivri'deki arkadaşlarımızın orada tutulmasına razı değil kimsenin gönlü ve bir şekilde mutlaka bir yerden aday gösterilerek meclise gitmelerini istiyorlar. Güzel. Ne diyorsunuz tepkilere? Son derece tabii size biz oradaki kötü şeyler söyleyenler de var ama. Bahçeden gönderen hanım dostumuza da katılıyoruz. Bizim de istediğimiz bu. AKP'ye daha iyi muhalefet yapmasını istiyoruz. Biz hazırız. Ve üstelik biz hiçbir şey istemeden, ne milletvekilliğini, bizim milletvekilliğimiz bize yetiyor. Bizim yaptığımız işler yetiyor. Şimdi izin verirsen, buyurun, çok hızlı olarak bu politikaları tamamen böyle güncel meselelere değil, bizi izleyenlere önemli noktaları da telgraf çeker gibi söyleyeceğiz. Dış politikamız şudur. Bir, ilk defa 50 yıldır, 60 yıldır bir Almanya başbakanı, siz Türkler kötüsünüz, çözümü siz önlüyorsunuz Kıbrıs'ta dedi. Bu çok çok önemlidir. İki, ilk defa bir Yunan başbakanı geldi bu topraklarda, Türkiye'ye hakaret etti.
Kendi evimizde. Evet. Üç, Lieberman, İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ve Başbakan'a aile içinde söylenmeyecek sözler söylemeye başladı. Dört, Nalbandyan'da karşı çıktı. Bunları tespit edeceksiniz. Ey kavmi Türk, dış politikanınız tam bir skandaldır. Sıfır bilmem ne, sıfır sorun değil. Dış politika sıfırın altında. Bu Hürriyet gazetesi de Sinirlioğlu'nun resmini veriyor. Çamlıbel diye bir kız var. Zannediyorum bizim Kürtlerden birisinin kızıdır öyle. Devamlı propaganda yapıyor. Bir de onu söyleyeyim. Ben size hiçbir şeyin görmediklerini göreceğim. Ha, bugün İsrail'e gitmiş bizim diplomatlarımız yükselir. Şu andaki Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı da İsrail'den geldi. Yaşı küçük olmasına rağmen Adnan Bey'in Abdülmelik Fırat'ı 22 yaşında milletvekili yapması gibi Tayyip Bey de Namık Tan'ı Washington Büyükelçisi. Dışişleri bitmiştir. Ah, ben size bunları söylüyorum. Bir de çok hızlı olarak ordu ne yapıyor? Ordu Papandreou geldiği zaman Ege'de dalaş yaptı. Artık hükümet orduya bakmıyor, ordu hükümete bakmıyor. Biz sizinle beraber bütün programlarımızda tehlikelidir bu diyoruz. Papandreou'nun canını sıkan uçaklar gitti. Tayyip Bey'in sesi kesildi. İki, ordu çift dilde inisiyatif aldı. Tayyip Bey'e gitti. Ya bunun önüne çıkarsınız ya biz çıkarız dedi. Tayyip Bey bir iki laf söyledi, unutuldu. Üç, bir bilek güreşi var. Böyle çok önemsiz gibi görünüyor. Ordu subayların avukatlık ücretini ordu yardımlaşmanın masraf kısmına koydu. Bunun anlamı bunlar artık benimdir dedi ilk defa. Dört, Kemal Bey beni affetsin. Ordu öyle Kemal Bey'e de rica ediyorum beni her gün çağırsın. Her gün gelirim koşarak koşu mesafemde. Beraber Erzincan mandıra var, Ankara'nın en iyisi, gideriz oradan da bizi de severler, Kemal Bey'le el ele şey yapar, komşuyuz. Böyle şeyleri yapmasın. Ben ona İngilizce de öğretirim, her şey öğretirim, Rusça da öğretirim, Fransızca da öğretirim. Ondan sonra bunun şakası falan yok. Böyle cahil insanlarla ne işi var? 25 yıldır tanışırız. Bir sana Rusça öğreteyim demediniz hocam şimdi. Tamam tamam, kıskanma sen de. Vallahi her şeyi kıskanıyorsun. Hani. Bir gün sensiz program yaptım, ne kadar üzüldüm. Hani, tabii. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nu ordu çağırdı. Böyle Kemal Bey bizi çocuk yerine koymasın. Biz de çocuğuz, o da çocuk yani. 4 ay sonra tebrik ettim dedi. Ayar verdi Kemal Bey'e. Ondan sonra yavaş yavaş bir iki laf söylemeye başladı. Demek ki bunları nirengi noktaları olarak ben söylüyorum. Bir de buraya böyle vagonlarla geliyorum. Fatih Altaylı da söyledi. Nasıl hatırlıyorsun? Çalışıyorum. Ezberliyorum ne nerededir diye. Şimdi Deniz benim arkadaşım. Deniz Baykal'ın düşüşünün sebebi budur. Bunu sen de gözünü iyice koy. Temmuz başında. Bu AKP'ye CHP'nin savaş açtığı dönemdir. Bakın okuyayım mı buraya? Bunu Süheyl hocama da okuyayım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden elini çek. Var mı burada? Var. Var. Yargıya hizmet. Var mı burada? Var. CHP bu halde. Bu da geldiği zaman Deniz'i düşürdüler. Birinci nokta budur. Bunu öğreneceksiniz. Yalçın Küçük bunları sizin için saklıyor. Zamanı geldiği zaman çıkartıyoruz. Bu çok önemli. Bunu kimseye vermem. Altın değerindedir bu. Altın değerindedir. Bu hikaye falan değil. Ha, bununla Süheyl Hocam'ı karşılaştırırım ben. Süheyl Hocam, siz Süheyl Hocam şahsen, Atilla Kart, bizatihi bir iki kişi daha, siz sabah akşam orduya kötü laf ediyorsunuz. Ha, şimdi söylüyorum. Doğu Perinçek, Yalçın Küçük, Oğuzhan Müftüoğlu, biz ordu gelince bizi ordu hapse atar. Ama bu orduya kem laf söyletmeyiz. Bizim ordumuzdur. Onun hep daha ileri, daha kemalist, daha sol kemalist olmasına çalışırız. Bugün CHP'nin sözcüleri bilmeden burada
Yaşar Paşa'yı da savunuyoruz. Yaşar Paşa'nın oradaki konuşmaları çok doğrudur. Fikri Sağlar'ın her şeyi çökmüştür. Bunlara güven olmaz. Bunları da söylüyoruz. It is right or wrong. It's our army. Doğru veya yanlış bizim ordumuzdur. Şu anda bütün mürteciler, yeni mürteciler, eski mürteciler orduya hücum ederken her gün, hele şuradaki Fatih Çekirge internette diyor, ordu lojmanında kokain. Ya ne olacak yani oradaki bir tane asubayda kokain bulunursa? Ordu ateş, jandarma ateş etti. Ne olmuş biliyor musun? Okuyorsunuz haber. Jandarma ateş etmiş. Ne yapmış jandarma? Dur demiş. Durmayınca ateş etmiş. Bilmem ne. Buna geleceğim şimdi bunlara. Vaktimiz bitmesin. Ondan sonra da şeyler. Bir iki bilgi daha verelim. Şunu da görün. Bunu da görün. Bunu da görün. Bunu da görün. Görüyor musunuz bunu? Bunu da görün. Ne diyor Abdullah Gül beyefendi? Kime? Yalçın Küçe'ye. Nasıl diyor? Ben sabataist değilim diyor. Ben ne diyorum? Olabilir. Ona ben karar veririm. Bana belgelerini gönder. Hala 5 senedir belgesini gönderecek. Gönder bakalım. Bak şunu da bastım Fitme'de. Bu da ne? Bu da ne? Bu da ne? Tel Aviv'de Abdullah Bey'in İbrani soyundan geldiğine dair rivayetler dolaşıyor. Rica ediyorum. Rica ediyorum Abdullah Bey, bunları yalanla. Bana ver, beni gönder oraya, araştırayım, bulayım, sana yardım edeyim. Biz öyledir. Biz Hilali Ahmer'den geliriz. Hilali Ahmer'i biliyor musun sen? Hilali Ahmer. Kızılay. Bravo, sen de çok eskisin. Tamam, güzel, devam ediyoruz. İyi sen hocam, çok... size program partneri olarak genç güzel bir hanım bulalım, onunla yapın. Bak, şurada da var. Bunlar da neymiş efendim? Baranlar. Baran. Nerede bu? Kesin şeydir. Bülbül deresinde olursa İbrani asıllıdır. Demek ki Baran İbrani asıllıdır. Bunu da size ispatı burada. Matematik. Kötü mü? Hayır. Niye kötü olsun? Niye kötü olsun? Daha başka göstermeyeyim. Evet. Şimdi ben nereye geçiyorum? Şu güzel hikayeye mi geçiyorum? Şunlara mı? Şu gazetecilerin isimlerini yazdınız. Evet. Yanlarına evet. Eski eşlerinin evet. Adlarını yazdınız. Evet. Neden? Evet. Şimdi. Buna bir bakalım. Size ey bizleri